Pisa, Yunan'ın terminalden gidişinde küçük bir meydanda. Önceden buz pisti varmış. Şu an artık herhalde havalar sıcak gidiyor diye sökme taraftarı olmuşlar. İlk defa bir buz pistinin söküldüğünü ve yapılışını görüyorum. Değişik, yapay. Mahallenin gençlerine yaptırıyor gibi. Hani öyle yömyelik gibi onlar, yömyelik işçi gibi. Bisküvi ve kola alıp işi bitirecekler herhalde. Büyük ihtimalle. Evet, İtalya'nın Pisa kentindeyiz. Pisa kentinde Aziz Antoni Kilisesi'nin duvarı burası. Kate Haring 1989 yılında buraya gelip bu figürleri kilisenin duvarına işlemiş. New York'ta Pisalı bir genç ile tesadüfen tanışmış. Genç buraya davet etmiş. Kate Haring de kırmamış. Gelmiş ve buraya kendi klasik figürlerini işlemiş. Yakın zamanlarda da bu figürleri bazı markalar kendi ürünlerinde sergiliyorlardı. Örnek veriyorum, mesela benim üstümdeki bu Stradivarius'tan almış olduğum bir tişört. Sırf eğlence namını gösteriyor. Hayatın eğlenceli bir kısmı. Nispeten öyle hissettiğim için de beni yansıtan bir tişört içinde almıştık. Ama tesadüf eseri bir bakın ki Tutto Mondo adı verdikleri bir duvar bu figürlerin sahibi oluyor. Pisa kentini ilginç kılan yerlerden birisi de burası. Aziz Antoni Kilisesi. Veto Vaglia meydanı burası. Bir avlu. Şimdi onu gösterelim size. Tam bir Toscano avlusu. Adet av. Toscano. Evet. Tabii. Yukarılardan şaraplar akıtıyorlar falan. Önemli günlerde. Açtığınızda. Bak buradan çamaşır falan atıyorlar. Ya çok farklı ya. Hepsi sarıya boyanmış. Yeşil ve panjurlu. Çok güzel, ferahlatıcı bir yer. Burada bazı pizzacılar var. Şu an buram buram kokuyor zaten. Burada vakit geçirebilirsiniz. Değişik tasarım tişörtleri olan bir dükkan. Kendiniz bastırıyorsunuz. Bunlar da olanları gösteriyor zaten. Farklı tasarım arayanlar için burası tercih edebilir. Dükkanın adı Stees. Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Freud babamız pinklenmiş. Şu an Pisa'da Foot Locker mağazasındayız. Foot Locker çok fazla farklı yerlerde de var ama Pisa'dakinde şu modeli arıyorduk zaten benim için ve bunu bulduk. Bu normalde Türkiye'de 3000 küsur civarındayken burada biz 1500 New Balance'ın 530 modeli bu. Biz 1575 TL'ye aldık. Yani 75 Euro'ya aldık kısacası. O yüzden bayağı da yarı yarıya gibi bir şey oldu. Ayakkabı yurt dışında her zaman daha uygun. Kesinlikle. Burası Corso Italia Caddesi. Çok ünlü markalar var. Victoria's Secret, Zara, Mango gibi markalar var. Foot Locker'dan güzel bir ayakkabı aldık. Bu dümdüz dümdüz Pisa Kulesi'ne doğru devam eden bir yol. Alışveriş Caddesi. Tren istasyonundan buraya doğru geldik. Güzel, bence memnunuz. Hem cadde hoş, hem indirim var. Ve elinde New Balance'ı olan bir tecele. Harika bir şey gördük. Bizim Türk sporumuz olan inşaat izleme. İtalya'da da oyuncak haline gelmiş. Bayağı kurup inşaat izleyen dayıları yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi Ponte di Mezzo köprüsü üzerindeyiz. İstasyondan Pisa'ya doğru gideceğiz. Hemen arkamda Pisa'yı göreceksiniz. Arno Nehri'nin üzerine kurulmuş bir köprü. Arno Nehri ta uzanıp Floransa'ya kadar gidiyor. Nehir boyunca da böyle rengarenk tipik İtalyan evleri var. Sarı,
turuncu ve o renklere çalan, hatta böyle kırmızı renkler gördüyseniz bilin ki İtalya'nın bu panjurlu yerleri size güzel bir görüş sağlayacak, manzara sağlayacak. Pisa'ya doğru yolumuz devam ediyor. Pisa'nın Mucizeler Meydanı'nın tam olarak çimenlerin üstündeyiz. İlerideki çimenlere basmak yasak ama burada önemli değil artık. Vaftizhanenin önüne doğru olduğumuz kısımda. Hemen vaftizhaneyi görüyoruz zaten ve arkasında katedral. Şu an kule çok görülmüyor. Arka tarafta kalmış durumda. Burası komple UNESCO Dünya Mirası listesinde. Ve buranın yapımı için aslında yapımının önerisini İtalyan denizciler öneriyor. Evet, ilginç. Neden? Çünkü seferlere gittiklerinde, işte Orta Doğu ve Afrika'ya seferlere gittiklerinde oradaki değişik mimarileri görüp özeniyorlar. Ve bizim ülkemizde neden bunlar yapılmıyor deniyor. Ve işte Orta Çağ, yani romanesk tarzda yapılan en güzel mimariler de burada çıkıyor bu sayede. Bence mimari olarak vaftizhane daha güzel. Üzgünüm. Pisa Kulesi çok ünlü ama vaftizhane benim favorim. Peki bu da eğik olsaydı? Bu da batıyormuş. Evet, öyle de bir şey var. Bunların hepsi batıyormuş çünkü aynı toprak zeminde oldukları için. Ama bunlar eğilemiyor, bunlar batıyor. Kule eğiliyor. Burası İtalya'nın simge yerlerinden bir tanesi. Pisa Kulesi'nin olduğu yerdeyiz. Arkamda zaten Pisa Kulesi'ni görüyorsunuz. Mucizeler Meydanı içerisindeki Pisa şehrinde yer alıyor. Pisa Kulesi aslında bir kompleksin çan kulesi. İşte vaftizhane, katedral, bazilika ve bu yurda da çan kulesi var. İlk yaptıklarında aslında eğik olacağını düşünmemişler İtalyanlar. Hatta bir rivayete göre şey diyorlar, işte İtalyanlar kule yapmasınlar, beceremiyorlar. Bologna'daki kulelerden de kastıkları aynı şekilde. O nedenle ilk başta 3. kata kadar gelene kadar anlamıyorlar kulenin eğik olduğunu. Ta ki 3. kata geldiklerinde, yapmaya başladıklarında bakıyorlar ki mimarlar, bu kule eğik. Bu sefer hemen her şey duruyor, işte yapımı uzuyor falan. Bir bakıyorlar ki altındaki zeminden kaynaklı, topraktan kaynaklı olarak eğilme devam ediyor. Sonra işte gerekli desteklerle falan şu anki halinde sabit tutuyorlar. 5.5 derece eğimi var şu an kulenin. 58 metre uzunluğunda bir kule aslında bu. Dediğim gibi desteklemelerle sabit tuttukları için şu an çan kulesi olarak kullanılamıyor da. Çünkü o titreşimler onun eğilmesine devam etmesine sebep oluyor. Ve aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Yani çan sesi titreşimi eğilmesine sebep oluyor ama herhangi bir deprem onun eğilmesine sebep olmuyormuş. Öyle diyorlar. İşte burası da Mucizeler Meydanı. Demek ki buradan da geliyor. Denebilir. Bu topraklarda yaşamış medar iftarları İtalyanların Galileo'nun de burada bu kuleden kütle çekim kanununa dair deneyler yaptığı biliniyor. Kulenin tepesine çıkılabiliyor bu arada, ücret dahilinde çıkılıyor. Buradan bir bilet almanız gerekiyor ama kulenin üstüyle altı arasında çok büyük bir fark olmadığı söyleniyor. Yani boş boşuna çıkmayın, hangi yazıyı okursanız okuyun bu çıkıyor. Biz de hiç çıkmadık, daha önce geldiğimizde de çıkmadık, siz bilirsiniz. Al sana Pisa Kulesi turu. Evet.
Ay başım döndü. Yamuk ya ondan. Evet.